Evet, biraz konuştuktan sonra teoremde küçük bir şeyi dışarı çıkardık. Onu sizi bilgilendireyim. Doğru olmadığından değil, biraz daha sade yazılsın diye. Burada 2'yi dışarı çıktım. 2 çift asal sayı olduğu için onu ayrıca yazmıştım ama eğer 2'nin ve 4m artı 1 şeklindeki asal sayıların a kare artı b kare şeklinde yazılabildiğini hatırlarsanız onu teoremi böyle de yazabiliriz. Onları silebiliriz tamamen. Şu halde 1a artı b'yi ne zaman asal olur diyor bu teorem. Ya bunu sileceksin, iyili kısmı hiç olmayacak ve bu 4m artı 3 şeklinde bir asal sayı olacak veya bir birim katı olacak onun, tamam mı? Veya a artı bi şeklinde olacak, iyili kısmı mevcut olacak, tabii a'lı kısmı da mevcut olacak ve a kare artı b kare asal sayı olacak. Bakınız buna 2 de dahil oldu. Çünkü 1 kare artı 1 kare 2 ya. Değil mi? 2'yi söylememe gerek kalmadı. Ama o zaman şeyi hatırlamak gerekiyor. Fermat teoremini hatırlamak gerekiyor. Fermat teoremini bildiğinizi ve her zaman kalbinizde taşıdığınızı varsayacak olursak, değil mi? O zaman bir şey söylememe gerek kalmayacak. Hem Fermat teoremini hatırlatıyordu teoremin ifadesi daha önceki. Hem de bunu yapıyordu. Peki. Şimdi o zaman bunu nasıl kanıtlıyoruz? Bunu yukarı çıkaralım ve kanıta başlayalım isterseniz. O dursun her zaman orada. Şimdi iki tane şey yapmalıyım. Bir adam asalsa şöyle yapmalı ve öyle yapıyorsa asaldır. Dolayısıyla önce isterseniz 1, 2'yi gerektirir. Bunu yapalım. Yani z eşit a artı bi z i de asal olsun. Şimdi o zaman bu ne yapılamaz? Z'i de birimler hariç, kendisi de sıfır veya birim değil, birimler hariç iki parçaya ayrılamaz değil mi? Bir çarpanlar şeklinde yazılamaz. O zaman ben şeyin böyle olduğunu kanıtlamak istiyorum. Ve şunu yazalım. Ayrıca eğer P eleman, isterseniz şuna bir isim verelim de P3 diye. P3 Z'de 4M artı 3 şeklinde yazılabilen asallar olsun. Ve buradaki şeyin o zaman E kere P3, yani bu birinci takım ne? P3 eksi P3 I kere P3 ve eksi I kere P3 kümesine de bir şey adı verelim, mesela K diyelim. K koyalım. Şu halde ben ne göstermeliyim size? Ya Z buraya ait. Şu halde şunu göstermeliyiz. Ne göstermek istiyoruz diye yazalım isterseniz. Ne göstermeliyiz? Göstermek istiyoruz. Yazıyorum. Ya Z buraya ait veya A kare artı B karenin asaldır. Bunu göstermek istiyorum. Ya Z P3'teki bir asal sayıya eşit, ya Z eksi P3 gibi bir asal sayıya eşit, ya Z i kere P3 gibi bir asal sayıya eşit, ya eksi i kere P3 gibi bir asal sayıya eşit. Yok, onların hiçbiri doğru değilse A kare artı B karedir. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki Z eşit K ise yapacak bir şey yok. Elemanı K ise
kanıtlanacak bir şey yok. O kalmaz, değil mi? Kanıtlanacak bir şey yok. O halde Z şey olmasın. Z eleman değil, K olsun. O zaman bunun A kare artı B karenin asal olduğunu göstermeliyim ben. Peki. Şimdi Z K'ya ait değilse demek ki A kare artı B kareye bakalım. A kare artı B kare. Dikkat ederseniz Z çarpı Z çizgi. Ve bu asal olmasın. O zaman A kare artı B karenin asal olmadığını varsayalım. Ne olur o zaman? A kare artı B kare bir Q tam sayısıyla bir R tam sayısının çarpımı olur, değil mi? Burada isterseniz Q pozitif, R pozitif ve o zaman Q birim değil. R birim değil. Olması lazım. Şimdi olasılıklar neler diye bir göz atalım bakalım. Q eğer 2 veya 4n artı 1 şeklinde bir asal sayı tarafından bölünüyorsa bölünebiliyorsa diyelim ki ve mesela bunu bölen bir asal sayı P ise P böler Q ise böyle bir asal sayı P ise ne olur acaba? P ise P'yi şöyle yazabilirim, değil mi? P'yi C kare artı D kare şeklinde yazabiliriz. Ona da dikkat ederseniz o da C artı DI ve C eksi DI'dir. Şu halde buraya bakarsak Q eğer P kere S ise böyle oldu şimdi. A kare artı B kare eşit P kere bir şey SR oldu. SR'ye de T dersem P kere T oldu. T eşit SR'dir. Yani A artı BI A eksi BI eşit C artı DI ve C eksi DI ya da böyle yapalım. Bir dakika. Evet. Öyle yapalım. A artı BI A eksi BI eşit C artı DI C eksi DI ve T oldu. P'nin bu çarpanlara ayrılışını buraya koydum. Şimdi bu asal. Değil mi? Öyle varsaydık ya A artı BI asal olsun diye varsaydık işin başında. O zaman bu da asal. Bunu isterseniz eğer A artı BI asalsa A eksi B'nin de asal olduğunu gösterebilirsiniz. Ha? Bu da asal. Buraya isterseniz bunu ödev olarak yazabiliriz.
Öyle. A artı B'i asalsa A eksi B'i de asaldır. Derseniz bunu ödev olarak yapınız. Şimdi o halde asal asal. Demek ki bu sayının asal çarpanlara ayrılışı bu. Başka asal çarpanlara ayrılışı olmayacağına göre C artı D'nin asal çarpanlara ayrılışı da bunlardan biri. Ya C artı D'yi, demek ki C artı D'nin asal çarpanlara ayrılışı nedir? A artı B'yi ve A eksi B'yi asallarından oluşur, değil mi? Asal çarpanlara ayrılışı tek değil mi? İki tane sayı var. Birini asal çarpanlara ayırdınız. Ona eşit olanı da asal çarpanlara ayırdığınızda buradan başka asallar bu tarafta geçebilir mi? Asal sayıları çarpanlara ayrılışın tekliği yok mu? Buradaki asallar buradakilerin içinde geçmeli. Başka bir şey olamaz. Şu halde sen C artı D'yi alıp çarpanlara ayırırsan ne olur onlar? Ya A artı B'yi asalı geçecek onun içinde ya da C artı D'yi asalı geçecek, değil mi? Şu halde C artı D'nin içinde geçen asallar bunlar. Yani C artı D'yi neye benziyor? Ya böyle bir şey ya buna benzer birim kere A artı B'yi, yani kendisi asal, ya da C artı D'yi bir birim kere A artı B'yi, A eksi B'yi. Başka seçeneği yok adamın. Veya C artı D'yi, E kere A eksi B'yi. Başka bir seçeneği yok. Ya bu olacak, ya bu olacak, ya bu olacak. Bu adamı çarpanlara ayırmaya kalkarsam bu asalları kullanmak zorunda kalacağım. Bunu anlamıyorsanız lütfen söyleyin. Anlamadık tam olarak. Bir kere daha söyle falan diyeyim, bir şey diyeyim. Anlıyor mu herkes bunu? Böyle yapsaydım size. 60 sayısını şöyle ayırdık. 2 kere, 2 kere, 3 kere, 5. 15'len, burası da 15'len 4 yazıldı. Şu halde 15'i buradaki asalları kullanmadan asal çarpanlara ayırabilir misin? Efendim? Hayır mı? Neden ayıramıyormuşsun? Asal sayılara çarpanlara ayrılış tek değil mi? Şu halde 15 asal sayılara çarpanlarına ayırsam P kere, Q kere, R kere filan diye bu 4'ü de ayırsam S kere, T kere bunların hepsi asal olsa bu asalların hepsi burada geçmeyecek mi? Sıra değişmiş olarak belki de. Demek ki 15'i çarpanlara ayırdığımda sadece bu asal sayılar meydana gelebilir çarpanlara ayrılışta. Başka asal sayı meydana gelemez. Doğru mu? Şu halde C artı D'nin asal çarpanlara ayrılışında ya bu var, ya böyle, ya böyle. Başka türlü asal çarpanlara ayrılmış olamaz. Ama şimdi bu olamaz. Neden olamaz? Söyleyin bakalım. C artı D'yi bu durumda E kere A artı B'yi A eksi B'yi olamaz. Neden olamıyor? Çünkü o zaman normlar eşit olurdu, değil mi? Böyle olurdu. Ama bunun normu P, bunun normu C artı D'nin asal çarpanlara ayrılışında bu P bir asal sayı, bu P. Burası ise A kare artı B kare. Burası da A kare artı B kare. Olur mu böyle saçma şey ya? Bu asal sayı bir şeyin karesi oldu. Asal demiştik P'ye. P bir şeyin karesi oldu. Demek ki bu söz konusu değil. Burası söz konusu değil. Şu halde ya bu doğru ya bu doğru. O halde ya C artı D'yi eşittir E, A artı D'yi veya
C artı D'i eşittir E kere A eksi B'i. Yani C kare artı D kare eşit A kare. Normlarını alınca böyle. Bu da P. P eşittir C kare artı D kare. Normları alınca artı eksi şeyi fark etmiyor. Dolayısıyla demek ki A kare artı D kare asıl almış. Oldu mu? Ha? Peki. Tersini de yapalım isterseniz. 2 1'i gerektirdi de yapalım. Şimdi şöyle. Z eğer K'ya aitse, P3'e ait ise, yani Z eşit P, bu da 4M artı 3 şeklinde ise, bir asal sayı ise, tabii Z'de bir asal sayı. O zaman bu Z eşit P, ZI'de de asaldır. Bunu göstermemiz lazım. E şimdi diyelim ki çarp olmasın. P çarpanlara ayrılabilir olsun. P şöyle olsun. U ve V ZI'ye ait olsun. Ve P eşit U kere V olsun ZI'de. O zaman norm P neye eşit olur? Norm U, bu P kare tabii. Norm U kere norm V olur, değil mi? Burada da demek ki P kare eşit. U eğer M artı NI ve V de eşit S artı TI ise, burada M, N, S, T tam sayılar olmak üzere. Burada ne olur P kare? M kare artı N kare ve S kare artı T kare olur. Şimdi buradaki ihtimaller neler? Bakın burada asal bir sayı. Bunları şimdi tam sayılar dünyasında yaşıyoruz, değil mi? P kare bunları bölüyor. Şu halde P bunlardan birini bölmek zorunda. Doğru değil mi? Ha? P bunlardan birini bölmek zorunda. Şu halde aslında P'nin çarpanları belli. Bunlar hep pozitif sayılar. Burada bir P ve P var. Dolayısıyla ya bunlardan biri P kare öteki 1 olacak. M kare artı N kare eğer 1 ise o zaman U birim. Değil mi? Birim olması için N, U'nun 1'e eşit olması lazım. Ha? Eğer S kare artı T kare 1 ise o zaman V birim. Eğer bunlar birden büyükse her ikisi de M kare artı N kare büyük 1, S kare artı büyük 1 ise, S kare artı T kare büyük 1 ise, bu ise o zaman çaresiz bu olur. Değil mi? Asal sayının karesi var. İki tane şeyin çarpımı olarak yazılıyor. Birinden biri bir değilse, birinden biri bir değilse o zaman ikisi de P'ye eşit olurlar. Başka seçenek olur mu? Tam sayılar dünyasında yaşıyorsunuz. Ve iki tane sayının çarpımı o asal bir asal sayının karesi. O iki tane sayının bir tanesi birse sorun yok. Ama bir tanesi bir değil. Ötekisi de bir değilse birden büyük olacaklar. Pozitif bunlar. Birden büyük olacaklar değil mi? M kare artı N kare var burada. O zaman P kareyi iki tane sayının birden büyük sayının çarpımı olarak yazacaksın. Demek P olmalı her biri. Ama bu imkansız. Neden imkansız?
Çünkü P 4M artı 3 şeklindedir. En başta bunu söylemiştik değil mi? 4M artı 3 şeklindeki adamlar iki karenin toplamı olarak yazılamaz demiştik. Ha? Şu halde demek ki bu durum söz konusu değil. Şu halde ya bu ya da bu. Yani P'nin çarpanları ayrılışında ya bu birim olmak zorunda kalıyor ya da bu birim olmak. Demek ki P asal. Daha doğrusu indirgenemez. Ama indirgenemezlerle asallar aynı şey oluyorlardı Öklidyen halkada. O halde P asal. Z'de tabii. Z'de asaldır. Peki şimdi şeye bakalım. P o halde K'ya aitse demek ki P K'ya aitse o zaman asal olacak demek ki. O halde P eleman K ise P Z İ'de asaldır. Tamam. Demek ki şey yapalım şimdi. Z eşit A kare artı B kare ve Z K'ya ait olmasın. Z K'ya ait olmasın. Buna Z demeyelim pardon. P diyelim. Z aslında şey. Z eşit A artı B İ. K'ya ait olmasın. Ve A kare artı B kare o zaman asal olmak zorundadır. Evet. Bu da asal olsun. P de asal olsun. P eleman Z de asal olsun. O zaman A artı B İ'yi çarpanlara ayıralım. U ve V Z İ'ye ait olsun ve diyelim ki A artı B İ çarpanlara ayrılıyor olsun. U B gibi. Norm alalım. Norm A artı B İ o zaman. Norm U, norm V olacak. Burası P oldu. Norm U, norm V olacak. Değil mi ki? Şu halde bunlardan biri bir olmak üzere. P asal olduğu için. P asal olduğundan. Ya norm U1 veya norm B1. Yani ya U Z İ'de birim bir birim ya da B Z İ'de birim. Şu halde demek ki dolayısıyla A artı B İ Z İ'de indirgenemez. Veya aynı şey demek olan yani asal. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir tane örnek. Beş artı üç i'yi z i'de asal çarpanlarına ayırınız. Diyelim ki böyle bir şey sordular bize.
Nasıl yapalım bunu? Şimdi önce bir kere kendisi asal mı ona bir karar verelim. Bu asal mı? ZI'de belki kendisi asaldır, uğraşmamıza gerek yok. 5 artı 3i ZI'de asal değil. Neden değil? Bir kere biraz evvel yazdığımız P3'de değil. Neden değil? P3'te i yok. Değil mi? P3'teki şeylerde i yok. Ha? Eksi P3'te değil. Eksi P3'teki şeylerde i yok. P3i'de değil. Neden? P3i'deki şeylerde böyle reel kısım yok. Ha? Eksi P3i'de değil. Ki bana k demiştik hatırlarsanız. 5 artı 3i k'ya ait değil bir kere. Öyle değil mi? O zaman şeyine bakayım. 5 kare artı 3 kareye bakalım. Bu nedir? 25 artı 8. Bu da 33 ediyor. O da 3 kere 11 ediyor. Değil mi? Asal değil şu halde. 33 asal değil. 33 Z'de asal değil. O halde demek ki 5 artı 3 i z i'de asal değil bir kere teoremimiz gereğince. Demek ki asal çarpanları ayırmak için bir yol olmalı. Neresi 34? Ben yanlış mı? Bir daha söyle bakayım. Nereden buradan mı bahsediyordun? 25 artı 8 34 mü ediyor? Üzeri 2 9 olacak. Pardon. Evet, teşekkür ederim. Ama ne olursa olsun asal değilmiş. 2 kere 17 çıktı. Demek ki 34 asal değilmiş. Oldu mu? O zaman nasıl asal çarpanları ayıracak? Bakın gelin böyle yapalım. Şimdi deneme yapmaya çalışıyorum. Ha? 5 artı 3i'yi alalım. Bunu normunu alalım. Ki o 34'tü. 34'ü şimdi çarpanlara ayırdık. 2 ve 17. Bunu 1 artı i 1 eksi i diye yazabilirim. Bu 2'yi veriyor. Ha? Bunu nasıl yazabilirim? 1 artı 4 i. 4 yazalım size. 4 artı i 4 eksi i diye yazabilirim. Değil mi? Bu da 17'yi veriyor. Bu da 5 artı 3 i 5 eksi 3 i. Doğru mu? Öyle değil mi? Peki. Şimdi o zaman soruyorum size. Bu asal mı? 1 artı i asal mı şeyde? ZI'de. Evet. Efendim? Evet. Neden? 1 kare artı 2 kare 2 oluyor. O da asal bir sayı. Bak orada teorem hala duruyor mu tahtada? Sildik mi teoremi? Teorem burada duruyor hala. Asal olması için, bu nesnenin asal olması için ya kendisi K'ya ait olacak ya da A kare artı B kare asal olacak. Burada A kare artı B kare kaç? 2. 2 de asal bir sayı mı Z'de? Demek ki bu 1 artı i ZI'de asal. Peki 1 eksi i ZI'de asal mı? Neden? 1 kare artı eksi 1 kare gene 2 asal ettiği için ZI'de asal. Peki 4 artı i asal mı ZI'de? 4 kare artı 1 kare
1 kare artı 1 kare eşit 2. 1 kare artı eksi 1 kare eşit 2. 1 kare artı 4 kare artı 1 kare eşit 17. 4 kare artı eksi 1'in karesi 17. Bunların hepsi Z'de asal adam veriyorlar, değil mi? Şu halde bu Z'de asal, 4 eksi i de Z'de asal. Doğru mu? Tamam mı? Bunu anladık mı? Teorem öyle söylüyor. Demek ki bu 5 artı 3 i'nin 5 artı 3 i'nin asal çarpanlarını ayırsam, yani işte P1, P2, PK diye. Bunu da asal çarpanlarını ayırsam Q1, Q2, QS diye. Ayırdım diyelim. Bu asal sayılar burada bu iki asal sayıların çarpımıyla bu asal sayıların çarpımı tamamen aynı, değil mi? Aritmetiğin esas teoremi nedeniyle burada geçen asal sayılarla burada geçen asal sayılar aynı olmalı. Şu halde 5 artı 3 i'ni 5 artı 3 i'nin Z'deki asal çarpanlara ayrılışında geçecek olan asal sayılar asal elemanlar diyelim. Kimler? Şu kümeden geliyorlar. 1 artı i, 1 eksi i, 4 artı i ve 4 eksi i kümesinden gelen asal sayılar olacaktır. Asal elemanlar olacaktır, değil mi? Evet, 5 artı 3 i, 1 artı i'nin bir katı değil, birim katı değil. 5 artı 3 i, bunun birim katı değil, bunun birim katı değil, bunun birim katı değil. Şu an en azından 2 tane lazım. Belki 3 tane de olur, belki 4 tane. Hepsini birden belki kullanmak gerekir. Ama hepsini birden kullanınca alakasız bir şey çıkıyor, değil mi? 34 çıkıyor. 34'ün ilk katı da çıkabilir tabii ama o sonuçta hepsini birden kullanmayacağız. Şu halde taş çatlasa 3 tanesini alıp mesela bunu bilmiyorum yani. Anladınız mı? Ha? 4'ün 3'lü kombinasyonu 4 tane var, değil mi? 4 değişik deneme yaparsam belki verecek. Veya ikişer alıp deneyeyim. Daha fazla lafı uzatmam için deneyeyim size bir tane. İşte deniyorum. İsterseniz 1 artı i ile 4 artı i'yi deneyelim bakalım ne oluyor. Hemen mi yapayım yoksa? 4 artı i'yi deneyelim. Bu ne çıkıyor? 1 kere 4, 4. 1 kere i. 4 kere i, 4 i. I kere i, eksi 1. 3 artı 5 i ediyor. Olmaz değil mi? Benim şeyimde ne var? 5 artı 3 i benimkisi. Ama böyle yapalım. Başka bir şey deneyeyim. 1 artı i, 4 eksi i'yi deneyeyim o zaman. Bu ne oldu şimdi? 4, 1 kere eksi i, 4 tane i, artı 1. Bak bu 5 artı 3 i oldu. Bunlar da asal. Demek ki z i de 5 artı 3 i'nin asal çarpanlara ayrılışı böyleymiş. 5 artı 3 i eşittir 1 artı i ve 4 eksi i'ymiş. Tamam değil mi?
Bravo. O zaman böyle yapayım ben size. Z'de eksi 9 artı 45 i'yi asal çarpanlara ayırınız diyelim. Madem ki dersin bitimine 10 dakika kalmış, 10 dakika Wilson teoremini kanıtlamak için bol bol yeterli bir şey. Wilson teoremi vardı ya. Hı? Şimdi P asal. Şu halde ZP, bunu öğrendik dediniz, o büyük bir bana gönül ferahlığı verdi. ZP cisim halde. Demek ki 1, 2, P eksi 1, bir grup çarpmaya göre. Öyle mi? Şimdi herkesin bir tersi var değil mi? Buradaki her elemanın mutlaka bir tersi var. Buna G diyelim isterseniz bu gruba. A eleman G ise A'nın tersi var. Ona da A eksi 1 diyelim. Tek problem şu. A eleman G ise A eşit A eksi 1 ne zaman olur diye soralım. Bu A kare eğer 1 ise olur. Yani A eksi 1 kere A artı 1 sıfırsa olur. Burada cisimdeyim. ZP cisim. Şu halde bu ancak A eşit 1 veya A eşit eksi 1 ise olur. Şu halde 1'i buraya koyayım. Eksi 1'i buraya koyayım. Geri kalan elemanları çift çift alayım. A eşit A eksi 1 değil artık değil mi? Ha? Dolayısıyla geri kalanları da A yanına A eksi 1'i. A eşit A eksi 1 değil. A farklı B ise tabii ki A eksi 1 de B eksi 1'den farklı değil mi? Şu halde ondan sonra öteki elemanı yazayım, yanına şey yazayım. Yani ondan sonra böyle yapıyorum. A A eksi 1, B B eksi 1, C C eksi 1, K K eksi 1 diye yapıyor. Geri kalan elemanların hepsini çifter çifter böyle yazayım. Bakın bunların hepsi çarpılınca bunlar çarpılınca bir biri bütün hepsini aldım ya P eksi 1 faktöriyel çıkar. Çünkü hepsini çarpıyorum 1'den P eksi 1'e kadar. Ama böyle olur. 1 kere eksi 1. A kere A üzeri eksi 1. B kere B üzeri eksi 1. K kere K üzeri eksi 1 demek ki P eksi 1 faktöriyel olur. Ama A A üzeri eksi 1'i kısaltıyor. Mod P kısaltıyor. B B üzeri kısaltıyor. K K üzeri eksi 1'i kısaltıyor. Demek ki P eksi 1 faktöriyel eşit eksi 1 mod P olur. Ne kadar kolaymış değil mi? Bak 10 dakika yetiyormuş. Bir tane yapalım mı? Bir tane birazcık büyük bir şey söyleyelim. Mesela 7'yi alalım. 7'de 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu eksi 1 aslında. 6 eşit eksi 1 değil mi? Mod 7. Şu halde böyle yapıyorum şimdi. Bununla bunu buraya getireyim diyorum. 2'nin tersi kaç acaba? 4 değil mi? 2 kere 4 kaç ediyor? 8. 7 modülüne göre 1 etmiyor mu? Şu halde bunları yan yana yazdım. Sonra 3'ü alayım. 3 ile 5'i yan yana yazayım. 3 kere 5, 15. 7 modülüne göre 1. Yani 3'ün tersi de 5. Şu halde bunları yazdım. Çarpıyorum şimdi 1 kere, eksi 1 kere, 2 kere, 4 kere, 3 kere,
5. Ama iyi, sadece sıra değiştirmiş oldum. 6 eksi 1 olduğuna dikkat ederek. E burası 6 faktöriyel. Bu 1 etti. Bu 1 etti. Demek ki bu eksi 1 mod 7'ymiş. İspatı anladınız mı? Zamanım bitti mi? Yani 5-6 dakikamız var. O tamam, bir örnek daha yapayım. İsterseniz biraz asal sayıyı yürütelim. Hedefimizi büyütelim. 11 olsun asal sayımız. Neler var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. 10 aslında eksi 1. Şu halde 1'i yazdım, eksi 1'i yazdım. Şimdi 2'yi. 2 kere kaç? 2 kere 3, 6 olmadı. 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10. Eksi 1 ediyor. Demek ki 11 eksi 1, 6. 2 kere 6, 12. Demek ki bunun tersi 6'ymış. Şimdi 3'ü yazayım. 3 kere 4, 12. O hemen yanında duruyormuş, yaşasın. 1 ediyor. Değil mi? Onları da aldım. Geriye kalan 2'yi aldım, 3'ü aldım, 4'ü aldım. 5'e bakayım şimdi. Ha? Ne var? 5 kere 9 galiba 45 ediyor, değil mi? 45 de 11'e bir 1 bırakıyor çünkü 44 ediyor. 5'inki 9'muş. Bu aldı, alındı, alınmadı mı? Alındı. Demek bir tek 7 ile 8 kaldı. 7 kere 8 de 56, 55 11'e bölünce 1 bırakıyor. 56 11'e bölünce 1 bırakıyor. Şu halde böyle bunları gruplarsam 1 kere, eksi 1 kere, 2 kere, 6 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere, 9, 7 kere, 8 yaparsam bu P eksi 1 faktöriyel ediyor zaten. Moda filan da gerek yok değil mi? Eksi 1 hariç. 6 koysaydım, buraya 10 koysaydım. Ama bu 1 ediyor mod P. Mod 11. Bu 1 ediyor mod 11. Bu 1 ediyor mod 11. Bu 1 ediyor mod 11. Şu halde 6 eksi 1 yani 11 eksi 1'i faktöriyel eksi 1 mod 11 ediyor. Fatih'in fikrini anladık mı şimdi? A kare A'sı A eksi 1'e eşit olan A'ları başa koyuyorum. Geri kalanların A'ları birbirine eşit değil. A farklı B ise A üzeri eksi 1, B üzeri eksi 1 olamaz. A, B üzeri eksi 1 olamaz falan diye. Bunlar hep birbirlerinden farklı şeyler verecekler. Onları yan yana getiriyorum. Çarpıyorum. Ve bütün mesele şey oluyor. Şimdi A, A üzeri eksi 1 yazınca bu ne bu olan ne bu olan bir B alsam B üzeri eksi 1 bu olamaz. Çünkü o zaman B eşit A üzeri eksi 1 olur. Ha? B eğer A üzeri eksi 1 değilse B üzeri eksi 1 de bunlardan hiçbir olamaz. Dolayısıyla o, bu parçalanmada bu gruplan, bu grubun ortak elemanı yok. Bu grubun bunlardan öncekiyle hiçbiriyle ortak elemanı yok. Şu halde herkesi göz önüne almış oluyorum. Hem grup teori bilmiş olmanız hem de cisim teorisini öğrenmiş olmanız bunun çocuk oyuncağı ispatını böylece yapmış oluyor değil mi? Acaba bu da bundan şunu öğrendiniz mi? Cisimler iyi bir şeymiş. Grup iyi bir şeymiş. Ha? Öğrendik değil mi bunu? Tamam peki ders bu kadar yeter. Peki iyi günler.